Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Sıfırdan Clash Çaylak isimli serimizin tam tamına artık hatırlamıyorum işte sırada kaçıncı varsa o bölümüyle yola tam gaz devam ediyoruz hemşerim. Evet 3 tane işçimiz boşta. Ee, klan kalemizde hatır sayılır miktarda ganimet yok. 180 bin altın iksir varmış. Tamam şunları bir toplayalım. Taş kutusu gözüme çarptı. Kenardaki köşelerdeki engelleri çarı çöpü temizleyerek ganimet arabamızı toplayarak şöyle bir işimize gücümüze başlayalım istiyorum arkadaşlar. Evet belediye binası 6'da yavaş yavaş sonlara geliyor muyuz? Bir bakalım işçiye sorduğumda çok da fazla bir şeyin kalmadığını görüyorum. Hatta 200 bin altın karşılığında top yükseltmesine gidelim. Geriye iki tane daha işçimiz boşta kalıyor. Bir de ne basalım havan yükseltmesi yapmak istiyorum. 25.000 altın karşılığında. Son işçimizi bekleteceğim. Saldırılara gidelim birkaç tane saldırı yapalım. En sonunda duruma göre bir yükseltme yapar. Videoyu bitiririz. Bu arada yani yapacak çok fazla bir şey kalmadı. Şöyle sadece 3 tane işçimiz boşta. Henüz 4. işçiyi alabilmiş değiliz. 322 taşımız var. Laboratuvar bitti duvarlar bitti. Acaba diyorum yavaş yavaş belediye binası 7'ye geçsek mi? Şimdi sezon mücadelelerinde de toplamda 775 puan kalmış. 550 puanlık aktif bir e, etkinlik şeyimiz var. 4 tane altın madeni binasını 7. seviyeye yükselt diyor. Yani en azından şunu tamamlayalım. Şuradan bir inşaat kitabımızı alalım. Belediye binası 7'ye o şekilde geçiş yapalım istiyorum arkadaşlar. Klan kalemizde biniciler var. Etkinlikte olduğu için sürekli biniciler kullanıyorum. 9 tane saldırımız kaldı. Bir adet engel küreği kazanacağız. Özel engelleri yavaş yavaş ee, sağa sola istediğimiz yerlere çekmeye başlayacağız Peki bir saldırıya gidelim o zaman ee, Güzel ganimet çıktı Tamam buraya saldıracağım Nerede bu vatandaşın hava savunmaları Bir tanesi şurada diğeri de burada olabilecek En kötü yerlere koymuş ya Daha kötüsünü yapamazdı herhalde Şuraya 4 tane yıldırım sallayacağım Hem hava patlatıcı hem hava savunması Hem de okçu kulesinden kurtulmuş olduk Şahane Şimdi balonları ters taraftan göndereceğim Şöyle bir şey yapacağım Şuraya 2-3 tane şuraya 3-5 tane binicileri de direkt hava savunmasına doğru göndereceğim. Bu sayede hava savunması balonlarımıza çok fazla zarar ziyan veremeyecek arkadaşlar. Gayet güzel. Rahat bir 3 yıldızı ilk saldırıdan bu şekilde almış olacağız. Şimdi balonları artık savunmalar indikten sonra temizlik yapmak için kullanacağım. Evet savunmalar indi bir tane şuraya bir tane şuraya bir iki bir tane de şu klan kalesine doğru gönderdikten sonra Goblinleri de sahaya sürüyorum. Köyü darmaduman etsinler çıksınlar efendim gayet güzel. Evet yani birazcık yavaş ilerlediğimi kabul ediyorum dev bomba bütün goblinleri katletti her neyse çaktırmayın. Kimseye de söylemeyin aramızda kalsın. Yani birazcık yavaş ilerlediğimizin farkındayım. Benimle beraber başlayanlar muhtemelen belediye binası 7'nin sonlarına doğru gelmişlerdir. Ama yani işte e, videoda mümkün olduğunca yükseltmeleri videoda yapmaya çalışıyorum o yüzden... Yani <laughs> çok da fazla söyleyecek bir şey yok açıkçası. Vaziyetler bu şekilde. Klan kalesini topladım. Yeni ordumuzu eğitelim. Klan kalesi isteğini de tazeledikten sonra inşaatçı üstünde bir saldırı yapalım. Sonra tekrardan buraya gelip ganimet kasmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. İzlemeye yeni başlayanlara da günlük taze Clash of Clans içerikleri için kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirim. Pekala efendim şu klan kalesi isteğimizi bir tazeleyelim süresi ufak ufak dolmaya başlasın o esnada biz de karanlık tarafta birkaç tane karanlık iş çevirelim istiyorum. Evet 3. ordu kampımızı sonunda almayı başardık işte şimdi saldırılarımız bir süre daha biraz daha rahat bir şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet belediye binası 4 değil mi bu ya 5 mi bizden daha iyi durumda gibime geldi. Yani iyi ki de bir üçüncü ordu kampımızı aldık hemen karşımıza zar zor köyler çıkartıyor ya burada ne yapabiliriz ki? Aslında bir slotta okçuyu alırsam inşaatçı binasını rahatlıkla alırız. Çift top çünkü görmeyecektir okçuları. Alt taraftan da barbarlarla hücum ederiz. Bir tane şuraya bıraktım. Belki bir ihtimal tuzak çıkar diye ki çıktı da gayet güzel. Şöyle birkaç tane bırakıyorum. Bomba bomba varsa çıksın mükemmel. Geriye kalan barbarlarımı şuradan şu şekilde sağa sürüyorum efendim. Üstten de ne yapacağız? Okçuları inşaatçı binasına doğru gönderip 2 yıldızı garantiye almaya çalışacağız. Evet İşte 3. ordu kampının farkı bu. İnanın bana 3. ordu kampı olmasaydı şu anda burada tek yıldızda kalmıştık. Bakın alt taraftaki barbarlar muhtemelen ölecekler. Çift top ve top tamamını bitirecek. Üstteki okçular olmasaydı tek yıldızda kalacaktık. Aynen. Evet yine üçlenmeyecek ama yani baya güzel bir yüzdelere ulaştığımızı düşünüyorum. Yüzde 75 tırmanmaya devam ediyoruz bekleyeceğim. Bekleyeceğim hemşerim. Yani burada savaş kaybetmek gerçekten sinir bozucu oluyor. Muhtemelen okçular kışlayı da alırlar. Ve yüzde seksen beşte savaş biter, ha? Aynen öyle, gayet güzel. Bir bakalım vatandaş ne yapmış? Yüzde seksen yıldız hiç fena değil. Yüzde on kıyamam ben sana ya. Dal kabuk saldırılarını boş ver hemşerim ya. Gizli Tesla'nın nereden çıkacağı belli olmuyor, bütün her şeyi mahvediyor. Şimdi, bir bakalım burada ne varmış? Barbarlarla içeriye girmek çok kolay olmayacak, bombacımız da yok. Hmm. <laughs> Full okçu alsam, Cık. arkadaş düzeni iyi vatandaşın ya. Şöyle yapacağım. Tamam. Temizlikliği temizliği okçuyla yapacağım. Laboratuvardan içeriye doğru da binaya doğru barbarları göndereceğim. Bir tane okçu şu noktadan. Bir tane okçu şöyle şu noktadan bırakacağım. İki tane buraya. iki tane buraya. Barbarlarla da şu laboratuvardan içeriye doğru gireceğiz. Okçuları temizlik yapmak için kullandım yani. Gayet güzel. Bu da bize yüksek yüzde bir iki yıldızı getirecektir diye düşünüyorum. Ah gizli test çıktı. Bundan bahsediyordum işte nereden çıkıp ne yapacakları gerçekten hiç belli olmuyor yani. Evet, 59, yüzde hadi gayret, 65. E bundan iyisi can sağlığı be hemşerim. Şuraya bak, ezici olmasa belki bir ihtimal köyü üçleyeceğiz bile ama yok, yemez. 3 tane savunma kaldı ki biri ezici, 3 yıldız olmayacağı belli gibi bir şey yani. Pekala, ikinci saldırımız da bu şekilde. Ne yaptım vatandaş? Oh, oh ne kadar güzel ne kadar. Bak yine dalkavuk saldırısı. Şunun tekrarına bir bakacağım ya. Şunun tekrarına bir bakacağım. Şöyle bir 2x alalım. Bak okçularla temiz okçularla hava savunmasını almaya çalışmış. Cık cık cık. Yetmiyor, yetmiyor. Dal kabuklar e, belli bir seviyeden sonra acayip iş yapıyorlar. Belki de inşaatçı üstündeki en güzel askerlerden bir tanesi ama düşük seviyelerde yok hemşerim. İş yapmıyor bence. Peki. Şimdi şuraya bir tane okçu bırakır. Hazır. E, şu okçu kulesi de kısa menzilliyken rahatlıkla belediye binasını indiririz diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sonrasında da şuradan barbarları sahaya süreceğim arkadaşlar. Ardından da 5 tane okçuyla temizlik yapmaya başlayacağız. Evet yine yüksek yüzdeli 2 yıldızı alalım. Başka bir şey istemiyorum. Ya barbarlar bırakın şu eziciyi girin içeriye doğru. Heh şöyle. Yüzde lazım bize ya. Kerek yapmayın bize hemşerim. E, okçular eziciyi de indirecekler. Eğer zamanında indirirlerse bu köy üçlenebilir bile. Birazcık geç kaldılar. Ezici bir tane atış yaptı. Eğer onu yapmadan okçular indirebilseydi belki bir ihtimal köy üçlenirdi ama yine de bayağı sağlam yüzdelere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ordu kampını da alacak. Ondan sonra da Hakk'ın rahmetine kavuşacak şu okçu kardeşimiz. %72 yıldız olsun bizim olsun diyoruz. Bu savaşı da bu şekilde bitiriyoruz. Bu da zafer. Valla çok güzel ya aynen böyle devam edeceğiz. Yalnız altın depomda olmuş. Hiç demiyorsunuz da arkadaş şunu bir boşalt. Ne yapabiliriz? Laboratuvar yükseltmesi yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Laboratuvarımız maxlanmış. Bir saniye. O zaman biz şöyle bir şey yapalım ya. Hmm, şimdi savunmalarla falan çok fazla uğraşmayalım. Gerçekten dezavantaj olacak bizim için. Yetiyorsa ki yetiyor gibi ben direkt inşaatçı binasını 4. seviyeye yükseltiyorum arkadaşlar. Tam bir gün sürüyor. Yarınki videoda muhtemelen inşaatçı binası 4 yükseltmeleri de yapacağız. Hani laboratuvar maxlanmış beklemenin bir alemi yok diye düşündüm. Şimdi isterseniz gelin ana köyümüze geri dönelim bir tane daha saldırı yapalım. Evet arkadaşlar ordumuz bu sefer birazcık eksik kalmış her nasıl olmuşsa artık ordu eğitirken sıkıntı mı çıktı ne oldu 5-6 tane balonumuz eksik ama klan kalemdeki binicilere de güvenerek ben burada şansımı denemek istiyorum. Şimdi hava savunmaları Aa, bu arada belediye binası 5 Ganimeti de çok güzel geldi ya şahane. Şu noktadan 4 tane yıldırım büyüsü kullanıyorum. Merkezi parça pinçik edelim bakalım. Ee, bir tane goblin test ediyorum. Gayet güzel. Klan kalesi de boşmuş. O halde balonları sahaya sürebiliriz hemşerim. Evet bu saatten sonra balonları bu köyde durdurabilecek tek bir savunma bile <laughs> görmüyorum arkadaşlar. Bir tane balonu da temizlik yapmak için bırakacağım. Var mı köşelerde inşaatçı kulübesi? Yok. Adamsın lan. İşte bu be. Beklediğimiz hareketler bunlar. Ne öyle Koyuyorlar inşaatçı kulübelerini binanın kenar köşelere falan. Bundan sonra 2 saat bekliyorsun. Cık, bazen işe yarıyor bak yalan yok. İşe yaradığı zamanlar da oluyor ama işe yarasa ne olacak yani? Asıl mesele o. İşe yarasa ne olacak? Üçlense ne? Üçlenmesene. ne? Efsanelikte kupa kasmıyorsan ganimetini koru yeter bence yani. <laughs> Peki abi. Bir de klan savaşları tabii. Klan savaşlarında da güzel düzen yapmak önem taşıyor. %81 tırmanmaya devam ediyoruz. %84 Ha gayret baba. Aa klan karesini kullanmadım. Kullanacağım. Neden? Çünkü etkinliği tamamlamamız lazım arkadaşlar o yüzden. Neredeyse saldırı boşa gidiyordu var ya. Hani şu anda ganimet kasmak için saldırı yapmıyorum. Hatta videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Çünkü hani bir tane eğitim iksiri alalım diyelim. Hadi ganimet kastık. Ne yapacağız? Bir tane işçimiz boşta. Duvarlar max, laboratuvar max yapacak bir şey yok. O yüzden <laughs> belediye binası 7'ye geçene kadar mecbur bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ne basalım? 670 bin altına ne basalım? Büyücü Kulesi'ni 3. seviyeye yollayalım ve bu taraftaki işimiz bu şekilde bitsin istiyorum. Pekala. İnşaatçı üstünde bir tane daha saldırı yapalım. Ondan sonra da videoyu bitiririz arkadaşlar. Pekala. Şimdi şöyle bir bakalım. Ezici var. Okçularla rahatlıkla alırız. Çok iyi ya. İşte 3. Ordu kampı var ya. Bayağı işleri değiştiriyor. Hatta okçu kulesi yükseltmede ben iki slotta da okçu kullanacağım. Şu dev topu da okçularla almaya çalışacağım. Şimdi şuraya bir tane bırakacağım. Bir tane okçu oraya yetecek ya. Top görmeyecektir onu muhtemelen. Bu köyü işlemeye çalışacağım. Dur bakalım. Dur bakalım dur bakalım. Bir barbar, bar, iki barbar, bar, üç barbar. Bar. Şuraya bir tane daha destek atayım ya. O ezici hızlı bir şekilde inmesi lazım. Gayet güzel. O gizli Tesla işleri karıştırır. Şöyle tamam dalıyorum efendim. Bütün barbarları sahaya sürüyorum. Bir tane okçu bıraktım her ihtimale karşı. Belki inşaatçı binasına ulaşamayız. Öyle bir durumda ne yapacağız? Okçuyu sahaya süreceğiz. Tamam. Şu çift topa da bir tane okçu gönderdim. Ulan arkadaş hep tuzaklara yakalandık. Ama yine de bence köy üçlenecek arkadaşlar. Aynen. İki slotta okçu. Bu köyün 3 yıldız olmasında anahtar rol üstlendi bence. Vay be. Güzel. 3 tane ordu kampının marifeti. Benlik bir şey yok yani. Alet işler el övünür diyoruz. Bu saldırıyı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir tane daha zafer geldi. Evet burada da daha fazla saldırı yapmak istemiyorum. Çünkü depomuz dolu. Yani elimiz ayağımız bağlı durumda arkadaşlar. Bu bölüm birazcık kısa olsun. İdare edin. Bir sonraki bölümde artık bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani belediye binası 7'ye geçince bu duvarları basmak artık bu kadar kolay olmayacak. Biraz daha dolu dolu bölümler gelecektir diye düşünüyorum. Pekala. Şimdilik benden bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.